Hepinize merhabalar, yeni bir video ile karşınızdayız. Hepinize merhaba, bugün yeni videodayız. Evet, görmüş olduğunuz gibi koltuk kılıfı aldık. Koltuk kılıflarımızı değiştireceğiz. Aynı zamanda kapı kenarlarındaki kolçakları da söktük. Onları da tekrardan rica ettik, sağ olsunlar. Deri verdiler, kaplayacağız. Koltuklarımızın şu anki haline bir bakalım. Gel Doruk'cum, dikkat et. Hayır, içeriye geçme, dur. Evet, şu anki durum böyle. Bakın şurada adına bellidir, kolçağı söktük. Koltuk durumumuz bu. Yeni kılıflarımızı takacağız. İnşallah sıkıntı yaşamayız, çünkü universal bir koltuk kılıfı aldık. Yani her arabanın koltuk şeyi, ebatı aynı mı açıkçası bilmiyorum. Efendim? Aferin sana. Dur bakalım. Çekerek çıkarttık. Baba, sen ne şekilde. Küçük bir delik açtık önce, yavaş yavaş. Direkt büyük delik açmadım. Bırakma. Baba, kapatacak mı? Dur bebeğim, bir bekle. Böyle doğru mi yapacaksın baba? Arkadaşlar, arka koltuğun bakın şuralarda eklem yerleri var. Bunlar görüyorsunuz geri gitmesine mani oluyor. Şuraları kesmek de istemiyorum. Emniyet kemerleri var çünkü. Burayı açtığınız zaman kemer tokaları dışarıya çıkıyor. Çok güzel düşünmüşler oraları. Gerçi kemer tokasından ziyade şurayı şöyle açtığınız zaman direkt içindeki kemer dışarıya çıkıyor. Yani muayeneden kalma durumunuz, arka koltukta kemer yok durumu ortadan kayboluyor. Doruk kapatır mısın? Ama işte Doruk gibi çocukları hesaba katmadık. Kim bilir burası kaç kere açılıp kapanacak. Nasıl gidiyor Doruk Bey? İyi. Nasıl, yapabildik mi bu işi? Evet. Beğendin mi? Evet, artık gideyim. Çok yoruldun değil mi? Terledin. Evet, artık gideyim. Video abone unutmayın. Bye bye. Kapattın mı videoyu? Evet. Thank you.
Evet, videomuzun sonuna geldik. Son durum nedir bakalım hep beraber. Görmüş olduğunuz gibi mekan değiştirdik. Çok yaşa. Gel bakalım nasıl olmuş. Kaydım. Koltuk kılıflarımız görmüş olduğunuz gibi yerine takıldı. Tek kusuru biraz bir bolluk var. Keza şöyle bir durum söz konusu. Koltukları sökerek yapsaydım inanın daha iyi olurdu. Bu arada görmüş olduğunuz gibi şuraları da yaptık. Buralar güzel oldu. Diğer taraftan da göstereyim. Yani şöyle söyleyeyim. 800 liralık universal koltuk kılıfına göre bence gayet iyi. Bakın şuralar bayağı bir uğraştırmıştı biliyorsunuz. Yakarak, keserek zorla yerlerine taktık. Şunu değiştireyim mi diye düşündüm ama hem bali bitti hem silikon bitti. Belki sonra onu da değiştiririm. Şunlar gayet güzel oldu bence. Videoda da anlattığım gibi şuradaki eklem yerlerinden, daha doğrusu şu koltuğun montaj yerinden çıkartıp yapsaydım daha iyi olurdu. Montaj yerinde o vidaları göstermiştim, işaretlemiştim de hatta videoda. Onları söküp koltuğu altından geçirseydik, pardon, kılıfı çok daha güzel yerine otururdu. Evet, videomuzun sonuna geldik. Şurada ne görüyoruz? Orada çekim yapıyorlar. Bakın şurada da bir çekim var. Kooperatifimizin orada bir çekim var. Taşköprü Kooperatifi, Sarımsak Kooperatifi. Bakalım ne çekiyorlar. Hep beraber görelim. Evet, şu an kooperatifimizin oraya geliyoruz. Gel Dönükçüm. Tamam abi, eyvallah. Selamünaleyküm. Evet arkadaşlar, Taşköprü Kaymakamımız Merhaba. Sayın Çağlar Bey'le buradayız. Merhabalar, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Biz deyiz, çok sağ olun. Kooperatifimizin açılışı var sanırım. Resmi açılış yapmadık. Resmi, yani resmi dediğim şöyle bir törenle açılış yapmadık ama satışa başladık. Bayramdan sonraki hafta bütün protokolün katılımıyla bir açılış yapacağız burada. Çok teşekkür ediyoruz. Çiftçimize ve Taşköprümüze, özellikle sarımsağımıza sahip çıkan Çağlar Bey'e teşekkür ediyoruz. Videomuzu beğenmeyi, takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Ben teşekkür ediyorum.